Merhaba sevgili izleyiciler. Son 15-16 tane sorumuz kalmıştı. Onların çözümünü de yapalım ve konumuzu bitirelim. Şimdi dikkat. Öncelere bakalım. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Özetleyeyim. Bir nolu öncüle bakalım. Yabancılar dilekçe hakkı hariç siyasi haklardan faydalanamaz. Yanlış. Yabancılar sadece dilekçe hakkından değil, aynı zamanda siyasi haklar bölümünde yer alan bilgi edinme hakkı ve kamu denetçisine başvurma hakkına nedir? Sahiptir. Dolayısıyla sadece dilekçe hariç diğer siyasi haklardan faydalanamaz. Öncülü yanlıştır. 2. Kanun hükmünde kararname ile bir tek sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir. Doğru. Olağanki heykellerle bir tek sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir ancak sınırlanamaz. Ona dikkat edin. Oysa bu olağanüstü hal sık yönetim kanun hükmünde kararnamesi olsaydı sert çekirdek haklar hariç bütün temel hak ve özgürlükleri düzenleyebilecekti. İki nolu öncül doğrudur. Kanun hükmünde kararname ile bir tek sosyal ve ekonomik haklar sınırlanabilir. Yanlış. Düzenleme yapılabilir ama sınırlama yapılamaz. Sosyal ve ekonomik haklarda bir tane dahi çekirdek hak yoktur. Doğru. Dikkat. Bütün çekirdek hakların kişisel haklarda olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Dolayısıyla 4 nolu öncül de doğrudur. O halde 2 ve 4 nolu öncüller doğrudur. Cevap Ceyhan. Çok kötü yuvarlak için aldım. Yapacak bir şey yok. Şimdi diğer sorumuza ne yapalım? Geçelim. Milletler arası antlaşmalarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Daha önce ayrıntılarına girmiştim. Dolayısıyla direkt cevaba girmeyi gerekli görüyorum. Milletler arası antlaşmalar usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konulmuşsa yasa hükmündedir. Doğru. Milletler arası antlaşmaların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidilir. Yanlış. Antlaşmanın iptali için hiçbir yere gidemiyorsunuz. Ama antlaşmanın uygun bulunması için deseydi doğru bir şık olacaktı. Bursa şıkkı yanlıştır. Hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunla yapmadığı bütün işlere parlamento kararı denir. Başlıca türleri şunlardı. Seçimleri öne almak, savaş ilanına karar vermek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmasına karar vermek, meclis başkanı seçmek, kamu başdenizci seçmek, Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek, milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak, milletvekilini düşürmek, olağanüstü hal ve sık yönetim ilanına karar ver. İlanının onaylanması, Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevki, Bakanın Yüce Divan'a sevki, klasik parlamento kararlarındandır. Bunun yanında güven oylamaları da parlamento kararıdır. Dolayısıyla bir şey kanunla yapılıyorsa o bir parlamento kararı değildir. Şimdi inceleyelim. Milletler arası antlaşmaları uygun bulmak kanunla yapılacağı için parlamento kararı değildir. Bütçenin kabulü kanunla yapılacağı için parlamento kararı değildir. Sık yönetim kanun hükmünde kararnamelerini onaylamak, KK'lerin onaylanması kanunladır, parlamento kararı değildir. Genel af, özel af ilanına karar vermek Edirne'de yine nedir? Bir kanunla yapılır. Dolayısıyla parlamento kararı değildir. Oysa savaş ilanına karar vermek bir parlamento kararıdır. Hatırlatıyorum. Meclisin ara dinlenmede veya tatilde olması halinde ani bir saldırı vesaire varsa ve meclis toplanamıyorsa bunun da Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmasına karar verebiliyordu. Dikkatli olmakta fayda vardır. Aşağıdakilerden hangisi şekli anlamda kanun değildir? Şimdi öncelikle şekli kanun neydi? Bir hatırlayalım. Şekli kanun maddi içeriği olmayan, kural koymayan kanun demekti. Amacı genellikle bir işi bitirmek olan, kural koymak değil de bir işi bitirmek yönelikli kanundu. Hatta hatırlarsanız konu anlatımında şunu dedik. Bir kanunun şekli kanun olup olmadığını da şöyle anlayabilirsiniz. Bu kanun bize kural koyuyor mu, koymuyor mu? Eğer o kanun bize kural koymuyorsa bir şekli kanundur. Şekli kanunlara örnek vereyim, hatırlayın. Bütçeyi kesin hesabı kabul etmek, milletler arası antlaşmaya uygun bulmak,
Genelaf özelaf ilanına karar vermek, para basılmasına karar vermek, kanun hükmünde kararnameleri onaylamak, bunun yanında illeri kurmak kaldırmak hakkındaki kanun, efendim illerin adlarının değiştirmesi hakkındaki kanun, ilçelerin kurulması kaldırması hakkındaki kanun, ilçe adlarının değiştirmesi hakkındaki kanun, bakanlıkların kurulması kaldırması hakkındaki kanunlar hep şekli nitelikte kanunlardandır. Dikkat! O halde bu soruyu inceleyelim. Milletarası antlaşmaların uygun bulunması hakkındaki kanun bir şekli kanundur. Genel af ilanı bir şekli kanundur. Bir ilin kurulması hakkındaki kanun şekli kanundur. Bir bakanlığın kurulması hakkındaki kanun şekli kanundur. Oysa ceza kanunu madde içeriği olan, kural koyan bir kanundur. Dikkat! Dolayısıyla bu sorunun cevabı Bursa'dır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Aşağıda TBMM başkanlığı seçimi için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hatırlatıyorum, meclis başkanı seçimi şu şekilde yapılıyordu. Seçim sonuçları açıklandı. 5. gün meclis kendiliğinden toplanır. Bu durumda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Bu süre içerisinde ilk 5 günde dikkat, adaylar kendilerini meclis başkanlığına bildirir. Meclis başkanı adayım diye bildiriyorlar. Adaylık sürecinin bitiminden itibaren dikkat, ikinci 5 gün içerisinde de meclis başkanlığı seçimi sonuçlandırılır. Hatırlatıyorum. Yani meclis başkanlığı seçimi adaylık dahil toplamda en fazla 10 gün sürebilir. Oylamada birinci turda üye tam sayısının 3/2'lik çoğunluğu, yani 367 aranır. Birinci turda seçilememişse ikinci turda 3/2'lik çoğunluk, yani 367 aranır. Hala seçilememişse üçüncü tura geçilir. Üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 276 aranır. Hala seçilememişse üçüncü turdan en yüksek oy alan iki aday dördüncü turda yarışır. Dördüncü turda en çok oy alan aday meclis başkanı seçilir. Dikkat! Dolayısıyla bir bakalım. Meclis başkanı adayları, adaylıkları meclisin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde de divana bildirir. Doğru. Başkanlık seçimi gizli oyla yapılır. Doğru. Aday gösterme süresini itibaren 5 gün içinde sonuçlandırmalıdır. Doğru. Meclis başkanı muhakkak meclis içinden seçilir. Doğru. Siyasi partiler meclis başkanlığı için aday gösteremez. Amacımız zaten meclis başkanlığının tarafsızlığını sağlamaktır. Dolayısıyla siyasi partiler meclis başkanlığı için aday gösteremeyecektir. Buna dikkat edin. Diğer sorumuza geçiyorum. Bu soru tuzak bir sorudur. Dikkat! Meclis ara dinlenmedeyken veya tatildeyken istenen toplantıya olağanüstü toplantı deniyordu. Olağanüstü toplantının kurallarını bir hatırlayalım. 1. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı ya resen ya da Bakanlar Kurulu istemi üzerine çağırıyordu. Meclis Başkanı da ya resen ya da en az 110 milletvekilinin isteği üzerine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyordu. Dikkat! Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'ndan istediğinde meclis üye tam sayısının 1/10'u, özür diliyorum, 1/5'i, yani en az 110 milletvekili meclis başkanından istediğinde meclis başkanı ve cumhurbaşkanı meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Dolayısıyla çağırabilir değil, çağırmalı, çağırmak zorundadır. Şıkkı doğru olmalıdır. Yani çağırır olmalıdır. Tek tek inceleyelim. 1. Cumhurbaşkanı 110 milletvekilinin istemi üzerine meclisi toplantıya çağırabilir. Yanlış. Cumhurbaşkanı da istemde bulunacaklar bakanlar kuruludur. 110 milletvekili değildir. 2. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulu istemi üzerine meclisi toplantıya çağırabilir. Yanlış, çağırabilir değil, çağırır olmalıydı çünkü mecburidir. 3. Meclis başkanı bakanlar kurulu istemi üzerine meclisi toplantıya çağırır. Yanlış, meclis başkanından minimal meclis üye tam sayısının 1/5'i olan 110 milletvekili isteyebilir. Bakanlar kurulu istemde bulunamaz. 4. Meclis başkanı kendiliğinden meclisi toplantıya çağırabilir. Bu doğrudur. Hangileri doğru değildir diye soruyor gördüğünüz gibi. O halde 1, 2, 3 nolu öncüler doğru değildir. Cevap Edirne'dir. Diğer soruya geçiyorum.
Meclis soruşturma açılmasını istenebilmesi için meclis üye tam sayısının en az kaç milletvekilinin imzası gerekir? Hatırlatıyorum. Bir bakanın göreviyle ilgili ceza sorumluluğu söz konusuysa başvuracağımız yöntemin ismi meclis soruşturmasıdır. Burada 3 sayıya dikkat edin. Kural 1. Meclis soruşturma önergesini meclis üye tam sayısının 1/10 verir. Yani bu sorunun cevabı Diyarbakır'dır. 2. Soruşturma açılmasına ise gizli oyla katılanların salt çoğunluğuyla 139'dan aşağı olmayan bir salt çoğunlukla karar verilir. 3. Bakanın yüce divana sevkine ise hem gizli oyla hem de minimal üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 ile karar verilir. Bu 3 sayıyı birbirinden ayırt etmeyi muhakkak öğrenin ve dikkat edin. Bu sorunun cevabı Diyarbakır'dır. Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? İnceleyelim. Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde onaylar veya meclise iade eder. Yanlıştır. Cumhurbaşkanı kanunları onaylamaz. Yayınlanmasına karar verir ya da iade eder. Onaylama kelimesi burada bozmuştur. Bir nolu öncül yanlıştır. Cumhurbaşkanı kanunları Cumhurbaşkanlığına bağlı resmi gazetede yayınlar. Yanlıştır. Çünkü resmi gazete başbakanlığa bağlıdır. Cumhurbaşkanı bütçe kanunu iptal davası açamaz. Yanlış. Cumhurbaşkanı bütçe kanunu iade edemiyor. Ama iptal davası açabiliyor. İkisini karıştırmamak gerekir. Cumhurbaşkanı milletler arası antlaşmaları uygun bulmaz. Evet bu doğrudur. Çünkü Cumhurbaşkanı milletler arası antlaşmaları onaylar ve yayımlar. Dolayısıyla dikkat. 1, 2, 3 nolu öncüler yanlıştır. Edirne şıkkı. Kanunlar, kanun metninde yürürlük tarihi varsa o tarihte yürürlüğe girer. Yürürlük tarihi yazmıyorsa resmi gazetede yayını izleyen 45 gün sonra yürürlüğe girecektir. Hatırlatıyorum. Ancak şöyle bir şey demiştik, hatırlatıyorum. Çok istisnai de olsa, diğer vatandaşların koşullarını etkilememek şartıyla, vatandaşların hakkını korumak amacıyla bir kanun uygulama tarihi yayımından bir önceki tarih olarak belirlenebilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ama çok istisnai bir durumdur bu. Dikkat. Cevap Ceyhan'dır. Hiçbir hukuk kuralıyla sınırlandırılmadan anayasa yapan iktidara biz ne demiştik? Asli kurucu iktidar demiştik. Hatırlatıyorum. Bu sorunun cevabını hatırlayalım. Biz bu iktidara asli kurucu iktidar demiştik. Tali kurucu iktidar ise hatırlatıyorum. Anayasa içinde kalarak anayasayı değiştiren iktidardı. Yani hukuk içinde kalarak anayasayı değiştiren iktidardı. Kurulmuş iktidarsa anayasada hiçbir değişiklik yapmayan iktidardı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Adana'dır. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanma ve faaliyetleri bölümünü hatırlayalım. 1. Yasama dönemi demek kural olarak iki genel seçim arasındaki dönemdir. Yasama yılı ise 1 Ekim'den başlayıp 30 Eylül'e kadar süren süreçtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapabilir. 1 Temmuz'dan başlayıp 30 Eylül'e kadar. Ancak 15 günü geçmemek üzere ara dinlenme de verebilir. Bu 15 günlük sürenin sınırı yoktur. Yani tekrar sayısında sınırı yoktur. Bu anlamda söylüyoruz. Bir daha 15 verebilir, bir daha 15 verebilir. Dikkat! Ekim ayının ilk günü de kendiliğinden çağrıya gerek olmaksızın toplanır. Meclis ara dinlenmedeyken veya tatildeyken istenen toplantıya ise olağanüstü toplantı denir. Bu kuralları hatırlayalım. Şimdi ne yapabiliriz? Girebiliriz. TBMM bir yasama yılı içinde en fazla bir ay tatil yapabilir diyor. Yanlış. 3 ay tatil yapabilir. TBMM'nin Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanması zorunludur. Doğru. TBMM bir yasama yılı içinde
Çalışmanın en fazla 3 aylık süreyle ara verebilir. Ara verme süresi 3 ay değil 15 gündür. Tatil süresi 3 aydır. Dikkat, hangileri yanlış oluyor o halde? 1 ve 3 nolu öncüler yanlıştır. Cevap Diyarbakır'dır. Cevap Diyarbakır'dır. Buna ne yapınız? Dikkat ediniz. Diğer soruya geçiyorum. Dikkat! TBMM istediği konuyu istediği ayrıntıda düzenleyebilir. Biz bu konuya yasamanın, daha doğrusu bu kavrama yasamanın genelliği ilkesi dedik. Meclis istediği konuyu istediği ayrıntıda düzenleyebilir. Biz buna yasamanın genelliği diyoruz. Yani anayasaya aykırı olmamak şartıyla her şey kanun konusu olabilir. Devredilmezlik ilkesi de şuydu. Kanun koyma, yani yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bu yetki başka organlara ne yapılamaz? Devredilemez. Dikkat! Ancak olağan KYK'ler devredilmezliğin istisnası olarak kabul ediliyordu. OHAL KYK'leri Anayasa Mahkemesi'ne devredilmezliğin istisnası olarak görülmemişti. Çünkü daha önce vermiş oldu bir içtihatta. OHAL KYK'leriyle kanunda değişiklik yapamayacağı sebebiyle KYK'yi iptal etmişti. Ancak dediğimiz gibi son kararından sonra Anayasa Mahkemesi ben OHAL KYK'lerini 148. madde uyarınca denetlemiyorum deyip ne yapmıştı? Denetlemekten çekinmişti. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat, aslında OHAL KYK'si de bir kanunda değişiklik yaparsa ne olur? Yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi denetlemediği için artık OHAL KYK'sini bir geçici normla, yani OHAL KYK'siyle kanunda değiştirebilir. Aslilik demek ise şu demekti, hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir konuyu düzenlerken, bir kanun yaparken hiçbir organa dayanmıyordu. O işlemi ilk elden kendisi yapıyordu. Yani yargı ve yürütme organları bir iş yaparken ya da karar alırken, kanuna dayanmak zorundayken, yasamanın işlemine dayanmak zorundayken, yasama bir işlem yaparken yürütme veya yargıya dayanmak zorunda değildi. İşte biz buna ne diyorduk? Yasamanın asliliği, yani ilkellik, birinci el olması ilkesi diyorduk. Bu sorudaki soru ise istediği konuyu istediği ayrıntıda düzenlemesi yasamanın genelliği ilkesiyle ilgilidir. Anayasaya aykırı olmamak şartıyla her şey kanun konusu olabilir. Cevap Diyarbakır'dır. Bütçe kanunun kabul edilmesi usulüyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Hatırlatıyorum. Bakanlar Kurulu bütçe tasarısını mali yıl başından en az 75 gün öncesinden TBMM'ye sunuyordu. Yani genellikle tahammül gereği tam 75. gün öncesi olan 17 Ekim'de sunuyor. Dikkat! Daha sonra başkanlık plan ve bütçe komisyonuna gönderiyordu. Plan ve bütçe komisyonu 40 kişiden oluşuyordu. En az 25 tanesi iktidar partisindendi. En az 25'i. Yani üstü olur altı olmaz. Dikkat! Plan ve bütçe komisyonu 55 gün içerisinde bütçeyi görüşüp karara bağlıyordu. Daha sonra genel kurula sunuyordu. Yani genel kurula 20 günlük süre kalıyor. Genel kurul, dikkat, bütçe görüşmelerinde gider arttırıcı, gelir azaltıcı önerilerde bulunamayan bir alandı. Yani genel kurulda bütçede gider arttırıcı, gelir azaltıcı önerilerde bulunamıyorduk. Daha sonra Cumhurbaşkanlığına gönderiliyordu kabul edildikten sonra. Cumhurbaşkanı bütçeyi iade edemiyordu. Ancak ne yapabiliyordu? İptal davası açabiliyordu. Dikkat edin. Bütçe kanunu hem şekli kanundur, hem özel nitelikli kanundur. Kanunların sürekli olmasının da istisnasıdır. Çünkü bir yıllık bir süreç için uygulanır. Bu anlamda bütçe kanununun temel özelliklerinin bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi inceleyelim. Bakanlar Kurulu bütçe tasarısını mali yıl başından 75 gün önce meclise sunar. Doğru. Bütçe tasarısı 40 kişiden oluşan bütçe komisyonunda görüşülür. Komisyonun en çok 25 üyesi iktidar partisinden seçilir. Yanlış. En az 25 üyesi iktidar partisinden seçilir olmalıydı. Bursa şıkkı bu sebepten dolayı yanlış şıktır. Cevap Bursa. Dikkat! Bir diğer soruyu çözelim. Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığına ilişkin hangisi yanlıştır? Dikkat, hatırlatıyorum. Sorumsuzluk oy söz düşüncesinden dolayı milletvekilinin sorumlu olmamasını ifade ediyordu. Sorumsuzluk meclisçe yasaklanmadıkça meclis dışında tekrar etmekten ve açığa vurmaktan dolayı milletvekilini sorumsuz tutuyordu.
Yani ceza davası açılamıyordu. Meclis dışına atanan bakan da sorumsuzluktan faydalanabiliyordu. Hakaret suçları da ceza sorumluluğu açısından korunuyordu. Ancak kınama cezasına ve aynı zamanda tazminat davasına engel değildi. Sorumsuzluk asla kaldırılamadığı için mutlak dokunulmazlık olarak adlandırılıyordu. Sorumsuzluk ölene kadar devam ediyordu. Ve bunun yanında sorumsuzluk yeminle kazanılıyordu. Hatırlatıyorum. Dokunulmazlık için ise şunları söyledik. Milletvekili mazbatasını aldığı andan itibaren yargılanamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz, tutulamaz. Açılan davalar durur dedik. Yalnız sorumsuzluktan farklı olarak dokunulmazlık kaldırılabiliyordu. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilin kendisi ya da başka milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz edebiliyordu. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde kararını veriyordu. Kaldırılmama kararına itiraz edilemiyordu. Kaldırılması kararına itiraz ediliyordu. Meclis dışına atanan bakanın dokunulmazlığına itiraz etmesine ilişkin Anayasa'nın 85. maddesinde hüküm yoktu ancak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki yasada vardı. O da itiraz edebiliyordu. Bazen dokunulmazlık arkadaşlar meclis kararına gerek olmaksızın bile kalkabiliyordu. Yani dokunulmazlıkla sorumsuzluk arasındaki farklara bir bakalım. Birinci farklılık şurada. Bir, sorumsuzluk kaldırılamaz, dokunulmazlık kaldırılabilir. Sorumsuzluk kaldırılamayacağı için 7-15 olmaz. 7-15 dokunulmazlıkta olur. İki, sorumsuzluk ölene kadar devam eder. Oysa dokunulmazlık milletvekilliği sona erinceye kadar devam eder. Üç, sorumsuzluk kaldırılamadığı için mutlak. Dokunulmazlık kaldırılabildiği için efendim nispidir. Bu temel farklılıklara dikkat ediyorsunuz. Şimdi inceleyelim. Ağır ceza gerektiren suç üstünde meclis kararına gerek olmaksızın milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kalkar, doğru. Meclis dışına atanan bakan da dokunulmazlıktan faydalanır, doğru. Yasama sorumsuzluğu mutlaktır. Dolayısıyla milletvekilin kendisi istese bile meclisçe kaldırılamaz, doğru. Yasama dokunulmazlığı mutlak değildir. Dolayısıyla TBMM'ce kaldırılabilir, doğru. Ceyhan yanlıştır. Niye? Dokunulmazlık kaldıran milletvekili 15 gün içinde değil, 7 gün içinde itiraz eder. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde kararını verir. Tam tersi bir durum söz konusudur gördüğünüz gibi. Dolayısıyla Ceyhan yanlış şıktır. Diğer sorumuza geçiyorum. Yukarıdaki durumların hangilerinde milletvekilliği meclis kararına gerek olmaksızın düşer? Şimdi inceleyelim. Bir ay içerisinde 5 birleşime katılmamışsa üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 276 kişili milletvekilliği düşer. 2. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevde ısrar etmesi durumunda ki burada gizli oyla ne yapar arkadaşlar? Milletvekilliği düşer ama özel bir çoğunluğa gerek yoktur. İstifa etmesi durumunda ise gizli oy da yok. Dikkat! Nitelikli bir çoğunluk da yok. Meclis kararı tarafından düşülür. Yani 1, 2, 3 nolu öncülerde meclis kararıyla milletvekilliği düşer. Milletvekilinin kısıtlanması ve kesin hüküm giymesi durumunda ise milletvekilinin düşmesi için meclis kararına gerek yoktur. Kısıtlanma ve kesin hüküm giymeye ilişkin kararın meclis genel kuruluna bildirildiği anda son erer. Meclis genel kuruluna bildirildiği anda son erer. O halde dikkat, 4 ve 5 nolu öncelilerde meclis kararına gerek olmaksızın milletvekilliği düşecektir. Cevap Edirne'dir. Dikkat! Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini engelleyen bir neden değildir? Milletvekilliğini şartlarını bir hatırlayalım. Olma şartlarını. 1. 25'ini doldurmuş olmak. 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Çifte vatandaşlar da olabiliyordu. 3. Kısıtlı olmamak. 4. Erkek adaylar için ya askerliğini yapmış olmak ya da yapmaya elverişsiz olduğunu kanıtlamak. Tecil edenler tecil süresince milletvekili olamaz ama tecil bittikten sonra askerliğini yapmışsa olabilir. 5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam bir veya daha fazla hapiste hüküm giymemiş olmak. Burada hatırlatırım, cezaların toplamına esas alacaktık kasıtlı suçlardan. 8 ay bir almışsa, 7 ay bir almışsa toplayın bir yılı geçtiği için milletvekili olamayacaktı. Hapis olacaktı. Dikkatinizi çekiyorum, para cezası olmuyordu. Bunun yanında şunu söylemiştik. Hüküm giymemişse yani tutuklu yargılanıyorsa yine milletvekili olabiliyordu. Çünkü hüküm giymemiş olmak diyordu. Bunun yanında öyle bazı suçlar vardı ki o suçlardan bir gün hapis cezası alsa hatta genel affa uğrasa bile milletvekili olamıyordu. Bu suçları hatırlatıyorum. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma,
kaçakçılık, dolanlı iflas, inancı kötüye kullanmak, devlet sırlarını açığa vurmak ve terör suçlarından hüküm giymek gibi suçlardan bir gün hapis cezası alsa, hatta genel affa uğrasa bile milletvekili olamıyordu. Okul şartı olarak da en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyordu. İlk öğretim değil, ilkokul şartı aranıyordu. Buna dikkat edin. Efendim, eğer bu şartlarda eksiklik varsa seçim kurulu mazbatayı iptal ediyordu. Olmayan milletvekilliğini tespit ediyordu. O halde inceleyelim. Hırsızlık suçundan hüküm giyse bile, affa uğrasa bile milletvekili olamaz. Dolandırıcılık suçundan affa uğrasa bile olamaz. Terör ilanında affa uğrasa bile olamaz. Askerliğini ertelenmesi, buradan kastedilen şey şu, erteleme süresince demek istiyor. Erteleme süresince olamaz. Kasten adam yaralama suçundan 6 yıl hapis alıp genel affa uğramışsa olabilir, dikkat. Bunun nedeni şudur. Dedik ki eğer anayasada yazılan suçlardan değilse, bir yıldan fazla olsa bile genel affa uğramışsa, genel af cezayı bütün sonuçlarıyla kaldırdığı için milletvekili olmaya engel değildir. Dolayısıyla Bursa şıkkı, yani kasten adam yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası alıp genel affa uğrayan kişi milletvekili olabilir. Cevap Bursa'dır. Dikkat. Diğer soruya geçiyorum. Oy hakkı ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Tutuklular, evet, 95'ten beri oy kullanabilir, doğru. Kasıtlı suçlardan hüküm giyip infaz altında bulunanlar oy kullanamaz, doğru. Silah altında bulunan erbaşlar oy kullanamaz, kullanabilir demiş, bu yanlış. Hatta 298 sayılı seçim kanununda izindeyken seçime denk gelse bile izinde dahi oy kullanamayacağı yazıyor. Taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanabilmektedir, doğru. 1, 2, 4 nolu öncüler dolayısıyla doğrudur. Cevap Ceyhan'dır. Diğer soruya geçiyorum. Anayasa değişiklikleri için teklif ve kabul yeter sayıları hakkında hangileri doğrudur? Bir bakalım. Kural 1. Bir anayasa değişikliğinin teklif edilebilmesi için minimal meclis üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu gerekir. Teklif için, yani minimal 184 milletvekili. Başkanlık tarafından komisyona gönderilir. Daha sonra genel kurula sunulur. İki defa görüşülüp oylanır. İki görüşme arasında, birincinin oylaması ile ikinci görüşme arasında minimal 48 saat bulunmalıdır. Biz buna serinleme süresi dedik. Daha sonra Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Hatırlatıyorum. 3/5'e büyük veya eşit, 2/3'ten küçük bir çoğunlukla kabul edilmişse, yani 330 ile 366 arasında, Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini ya halk oyuna sunar ya da veto eder. İkinci ihtimal, 367'ye büyük veya eşit bir çoğunlukla kabul edilmişse, yani 2/3'e büyük veya eşit bir çoğunlukla kabul edilmişse, Cumhurbaşkanı da anayasa değişikliğini ya onaylar ya halk oyuna sunabilir ya da veto eder. Dolayısıyla dikkat, Cumhurbaşkanı'nın 367'den itibaren onaylama yetkisinin başladığını unutmayın. Ama minimal karar yeter sayısı 3/5'in kabulüdür. Çünkü 2/3 onay yetkisinin başladığı sınırdır. O yüzden minimal 1/3 üyenin teklifi, 3/5 üyenin de kabulü gerekir. Cevap Bursa'dır. Son sorumuza geçiyoruz. Fazla büyüttük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı ve karar yeter sayısı konusunda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hatırlatıyorum, kural 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi en az üye tam sayısının 1/3 ile toplanır. 2007 yılında burada bütün seçim ve kararlarında ibaresi eklenmiştir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün seçim ve kararlarında en az üye tam sayısının 1/3 ile olan 184'te toplanır. 2. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak bu salt çoğunluk asla ve asla üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz. Yani 139'dan aşağı bir karar yeter sayımız da yok. 3. Bir bakan, milletvekili olan bir bakan, başka bir milletvekili olan bakana
vekalet edip oy kullanabilir. Bu durumda kendi oyuyla birlikte en fazla 2 oy kullanabilir. 4. Meclis başkanı asla oy kullanamaz ama toplantı yeter sayısında sayılabilir. 5. Bazı hallerde basit çoğunluk yeterli görülmeyip nitelikli çoğunluk aranmıştır. O halleri bir hatırlayalım. 1. Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevki meclis üye tam sayısının minimal 3/4'ü yani 413 milletvekili. 2. Anayasa değişiklikleri minimal 3/5 330 milletvekili. 3. Genel af özel af ilanı minimal 3/5 yani 330 milletvekili. 4. Dikkat. Meclis başkanı seçiminin ilk 3 turu nitelikli çoğunluk. 5. Kamu başdenizi seçiminin ilk 3 turu nitelikli çoğunluk. 6. Anayasa Mahkemesi'ne TBMM'ce seçilecek üyenin ilk 2 turu nitelikli çoğunluk. 7. Dikkat. Bunun yanında bakanın Yüce Divan'a sevki nitelikli çoğunluk. 8. Bir ay içerisinde 5 birleşime katılmayan milletvekilinin düşmesi nitelikli çoğunluk. 9. Gen soru sonucu hükümeti düşürmek için minimal 276 nitelikli çoğunluk. 10. Görev esnasında başbakanın güven istemi sonucunda hükümetin düşürmesi için en az 276 yani nitelikli çoğunluk gerekir. Bunun yanında bazı hallerde de gizli oy aranıyordu. Onu da bir hatırlayalım. Anayasa değişiklikleri, meclis başkanı seçimi, kamu başdenizi seçimi, bakanın Yüce Divan'a sevki, bakan hakkında soruşturma açılmasının isteminin kabulü, göreviyle bağdaşmayan işi yapmakta ısrar eden milletvekilinin düşmesi, yine Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçimi ve Anayasa Mahkemesi'ne TBMM'nin seçeceği üyelerin seçiminde gizli oy kullanılır. Bunlar da gizli oy aranan hallerdi. Çok dikkatli olmakta ne vardır? Fayda vardır. Şimdi soruyu çözelim. Bakanlar Kurulu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katılmadıkları oturumlarında kendi yerlerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bu durumda milletvekili olan bakan kendi adına oy kullanamaz. Yanlıştır. Kendi adına da oy kullanabilir. Diğer bakanın adına da oy kullanır. Kendi oyla birlikte en fazla 2 oy olabilir. Direkt sorunun cevabı A şıkkında yer almıştır. A şıkkı doğru cevaptır. Şimdi gençler bir bakalım. Evet, sorularımız bitmiş. Şuna dikkat edin. Öncelikle bizim bu yayını yapmaktan İSEM yayıncılık olarak amacımız şuydu. Anadolu'nun birçok yerinde dershaneye gidemeyen, maddi durumları bunu kaldıramayacak olan ya da büyük şehre gidemeyecek olan birçok öğrencinin olduğunu düşündük. Ve bunların faydalanması amacıyla böyle bir yayın yaptık. Özellikle onların gerçekten durumlarına dikkate almak gerekiyor. Bu sebeple umarım bu yayınlarımız onlara da faydalı olur. İkinci olarak İSEM yayıncılığının amacı şuydu. Biz bunu yaparken belki de dersi çalışmış öğrencinin ikinci kez kendisini tekrar etmesini de sağlamasını istedik. Bu sebeple bu çözümleri YouTube'a benzeri sosyal medyadan uygulama yöntemine geçtik. Hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyorum sayın seyirciler, sevgili dinleyiciler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.